Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle nasıl bir yönetici olacağımıza karar vermemiz lazım. En son oynadığımızda şeriatçılar bize suikast düzenlemişti. Vurdular bizi. Taradılar. Bakalım bu sefer neler olacak? Bizi neler bekliyor? Şimdi iki tane mod yükledim. Bir tanesi Türkiye için özel yapılmış. İnşallah başarılı bir moddur. Umarım düzgün çalışır. İnşallah hatayla karşılaşmayız. Çok kontrol edemedim. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı coğrafyasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, monarşi rejimi ve egemenlik anlayışı yerine cumhuriyet rejimi ve halk egemenliği temelinde kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk özellikle cumhuriyetin kuruluşundan itibaren demokratik batı tipi bir siyasal alan inşa etmeyi hedeflemiştir. Lakin işler beklendiği gibi gitmemiştir. Başa gelen çekilir. Haydi bakalım, Purple Bix'i ülke yönetirse. Şimdi önce kendi partimizi seçiyoruz. Bizim partimiz... Turancı animeciler partisi. Tam partisini yazmaya gerek yok. Evet, biz Turancı Animeciler Partisi'yiz arkadaşlar. Amacımız anime izleyen bütün toprakları tek bir şey altında, bayrak altında birleştirmek. Muhalefet Partisi'nin adı Adalet Koalisyonu. Bir diğer muhalefet partisinin adı. Bakalım neler var. Kutsal İttifak, Kutsal Adalet, Neo Sömürge Birliği, Radikal Değişim Hareketi, Radikal Sadıklar, Sosyalist Devrimci Parti, İlerici Faşist Parti, İlerici Faşist Parti, 3. parti. Zorluk %100'de olmasa mı ya? Neyse, hadi %100'de bir deneyelim. Genelde %100'de çok başarılı olamıyorsun ama özellikle zor ülkelerde. Neyse, hadi %100 olsun. Sosyalizm. Bunları hiç ellemiyorum abi. Borç başlangıcı 1,5 milyar mı? Oha! Efendim komiserim. Yanlış mı aradın? Araba sikerim ha seni, bak bir daha olmasın. Tamam hadi. Ehe. Evet, memura hakaret ha. Evet arkadaşlar, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyız an itibariyle. 83,5 milyonluk bir nüfusumuz var. Seçimlere 3 yıl mı var? Ne? Bok gibi bir mod olmuş. 5 yıl olması lazım. 3 yıl çok az. Fuck, 3 yıl çok az. Neyse, gayri safi yurt içi hasıla düşük. Sağlık iyi, eğitim düşük. İşsizlik var. Yarı yarıya. Suç düşük sayılır. Yoksulluk gayet düşük. Bu nasıl Türkiye modu amık? Evet, tamam, başladık. Ülkemiz şu an bu durumda. Görevi başlatıyorum. Öncelikle herkesle aramız orta. Kötüye yakın. Her an gidebilir. Sonra kapitalistlerle aramız. Oo, bizim kimle aramız iyi? Emekliyle, vatanseverle, yoksulla. Ötekilerle normal. Sendikacılarla kötü. Partimizin durumuna bakalım. Partimizin oyu %2. Peki biz nasıl iktidar olduk? O şekilde. Evet, mesaide başladı duyduğunuz üzere arkadaşlar. Bakanlarıma bir bakıyorum hemen. 2-2 Refah. O yarrak gibi bakanlar. Evet, işe Bakanlar Kurulu'nu tasfiye ile başlıyorum. Bu dursun, bu dursun, bu dursun. Vergi Bakanını kovuyorum. Bunu kovuyorum, bunu kovuyorum, bunu kovuyorum. Boş yapma. Şimdi bir Vergi Bakanı alacağız. 1.9 var burada. 1.6, 1.7, 1.0, 2.2'lik Vergi Bakanı var. Kimle arası iyi? Emekli ve sendikacı. Tamam, hadi aldım. Kamu Hizmeti Bakanı alacağız. 1.7, 1.4,
1.5 bu kadar. 1.7'nin arası kimle iyi? Kapitalist ve muhafazakar. Yok, bu bizi vurdurur. Muhafazakar, sürücü, ebeveynler, liberal. Kötüymüş ya bu. Çal. Kanun ve düzen. Evet, şimdi iki var tayfa yine başladı. Arkadaşlar, bakanın, yani alacağımız bakanın beyaz olması lazım. Mesela bunu, bu 1.9 ama bunu buraya alamayız. Alırsak başarısız olur. Anladınız mı? 1.1 var, 1.6 var, 1.7, 1.2, 1.2, 1.6, 1.2, 2.0. Sosyalistler ve devlet çalışanlarıyla arası iyi. Güzel. Ulaşım Bakanı 1.9. Çevreci kesim, liberal kesim. 2.0. Yoksul kesim, işe gidip gelenler. Tamam, aldım bunu da. Tamam, yeni bakanlarımız bu. Bu arada kanunları, işleri vesaire politik puanla, politik sermaye ile yapıyoruz. Onu da bakanlar her tur sana veriyor. Şu an 4 puanımız kaldı. O yüzden pek bir şey yapamayacağız. Yine de bir bakalım çıkartabileceğimiz bir şey var mı diye. İlk başta yapmamız gereken şey, şu an eksideyiz. Şu an her ay 556 milyon dolar açık veriyoruz. 1.3 trilyon da borcumuz var. Merkez Bankası eksilerde. İlk başta ne yapacağız? Çıkacağız. Vergi zamanı. Evet, suçta bir artış var. Zımbalayacağız. Bir saniye. Anketler pek iyi görünmüyor. %20'lerdesin diyor. Halledeceğim abi, sen rahat da kal. Şimdi önce gelir vergisi %45. Evet. Bakalım neyden vergi? Benzin vergisi %45. Bütün vergisi ne durumda? %49. Sermaye kazancı vergisi %11. Kapitalistler vurdurur bizi. Plastik poşet vergisi. Bundan kazancımız ne olacak? 14. Çok bir şey değil. Ama yine de çevreci bir hareket olduğu için kesinlikle. Araba vergisi. Şu an buna gerek yok. Gelir vergisinde birazcık artış yapacağım arkadaşlar. Hepsi ülkemiz için. Merak etmeyin. Arkadaşlar, bunların hepsi size yol, su, elektrik olarak geri dönecek. Bana güvenin. Size yardımcı olacağım. Bakalım halkımız neler istiyor. Okey, bunları geç. Ha, önce problemlerimize bakalım. Nasıl problemlerimiz var? 1. Antisosyal davranış problemi var insanların. Okey. 2. Solunum hastalıkları problemi var. Obezite var. Demek ki ekonomi iyi. Okey. Bunu elleyemiyoruz. Çevre protestoları yapılıyormuş. Çevre protestoları mı? Tamam, bunlar basit. Bunları hallederiz. Beceri eksikliği var. Rekabetçi olmayan ekonomi. Tamam, çözeceğiz bunu. Çözeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Bu turu da bir boş geçelim. İnşallah halledeceğiz. Şimdi sağlıklı gıda sübvansiyonu veriyorum. Yani halkımız meyve yesin, sebze yesin, sağlıklı beslensin ve obezite yok olsun diye sağlıklı gıdaya destek. Halkım için. Evet. Acaba hangisini seçsek? Bunu seçtikten sonra... Evet, kör seçim. Allah'ım, ne olur iyi bir şey seçmiş olayım. Vatansever kesim ağlıyor. Irksal gerilim azaldı. Güzel, iyi bir şey yapmışız demek ki. Yine böyle çıkarsa modu bir değiştirmemiz gerekebilir ya. Keşke baksaydım. Gayri safi yurt içi hasıla artıyor arkadaşlar. İşsizlik azalıyor. Sağlıkta bir düşüş var. Halledeceğiz. Eğitimde yükseliş var. Yoksulluk artıyor. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Bana güvenin. Bana güvenin. Popülerliğimiz şu an çok düşük. Seçime doğru arttırırız ya. Evet, şu an gördüğünüz gibi tek bir hareketle şu an Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki ülkemiz fazla vermeye başladı. Fazla veriyoruz artık. Her çeyrekte, her ayda.
bu şekilde borcu da kapatacağız. Şimdi bu çevre hastalık, bu ciğer hastalıklarını azaltmamız lazım. Tütün kullanımı, tütün vergisini arttırıyorum arka. Oha, 16 politik puanımız, siktir lan, sonra arttırırız. Kirlilik kontrollerini tavana vurduruyorum. Ülkemizin havası önemli. Bu ne? Neden? Bunu iptal ediyorum. Kaldırıyorum bunu direkt. Hayt, hayt. Muhafazakarlar ağlıyor. Sanat sübvansiyonları. Full. Opera evleri yapıyoruz. Sanat, sanat olmayan bir toplum yarrağı yemiş demektir. Sanat, 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 bilim. Bu kadar. Bilim finansmanlarını, oo bu çokmuş. Yine de buna rağmen, şu zor durumda olmamıza rağmen, şu zor durumda olmamıza rağmen, kameramı biraz küçülteyim bir saniye, siz her şeyi göremiyorsunuz. Şöyle alayım. Bu zor durumda olmamıza rağmen bilime full artı full destek. Full. Puanımız kaldı mı? Kalmadı. Devam. Aa, ama bu böyle mi olacak ya? Nasıl yapacağız bu sporu abi? Random. Aa, teknolojiyi gerilettik. Amanı sikiyim. Modu baştan aç. Evet, öyle bir şey yapabiliriz aslında da. Ha, Türkiye'de böyle yönetilmiyor mu sonuçta? Yani bence gerçekçi. Bence tabii ki. Yani oyuna bir gerçekçilik katıyor diye düşünüyorum. Bilemem kardeş. Tamam, dur, hemen bunu fixliyorum. Hemen. Turancı. Biraz zaman kaybettik ama yapacak bir şey yok. Turancı neydi lan? Animeciler. Deneyelim. İnşallah çözülmüştür sorun. Bu ilerici faşistler. Bu da... Bakayım. Neo Sömürge Birliği. Zorunlu oy vermeye açtık. Oyna dedik. Ha, bu biraz daha Türkiye'ye yakın. Yurt içi gayri safi yurt içi hasıla, şey, yıllık hasıla, yurt içi hasıla düşük, sağlık düşük, eğitim düşük, işsizlik düşük, suç yüksek, yoksulluk düşük. Ama yoksulluk bir tık daha arttırılabilir. Yoksulluk olarak neyi aldığına bağlı. Şimdi hemen şuna bakıyorum tekrardan. Kabineyi karıştırıyorum. Bunu kovdum, bunu kovdum, bunu kovdum, bunu kovdum. Hadi siktirin gidin. İşe bir vergi bakanı alacağız. 1.9 2.2 emekli al. Bunları yaptığımız için hızlıca alıyorum abi. Ne alacağız burada? Kamu hizmeti. 1.7 var, 1.4 var, 1.5 var, 1.7. Kapitalist orta gelir. Hayda. Neyse, alalım hadi. Kanun ve düzen 1.6 var, 1.2, 1.6, 1.2, 2.0. Sosyalist al. Ulaşım. 1.1, 1.9 var, 1.7 var. 1.9 neye veriyor? Çevreci kesim liberal. Al, bu olur. Bunu aramız iyi gidecek muhtemelen. Okey, tamam, hallettik. Şimdi hemen gelir vergisini arttıramıyorum. Sikim ya. Uf, neyse, halkın istediği bir şeyler var mı? Ey halkım. Evet, en çok parayı devlet okullarına harcıyoruz arkadaşlar. Askeri harcamalar, emekli maaşları, petrol sondaj sübvansiyonları. Niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Bunun gideri ne kadar? 7.6 mı? Haha, bunu iptal ettim ki. Edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Sübvansiyon falan yok lan. Sikti başların petrolünüze. Yenilenebilir enerji kullanın kardeşim.
Çevreci olun biraz. Kaldırdım. Kapitalistler ağlıyormuş. Bağırsınlar. Heh, artık çıkıyor sanırım. Okey, güzel. Şimdi gelir vergisinde minik bir artışa gidiyorum arkadaşlar. Allah'ın %72 gelir vergisi bence gayet kaldırılabilir bir vergi. Hayır, dur, gelir vergisini kaldırma, manyak. Tamam, 46, tamam, bu okey, bu yeterli. Sizden bu satış vergisi, karbon vergisi, karbon salgılamayacaksın kardeşim. Milleti hasta ediyorsunuz. Bakın, ülkemizin sorunları var, ciğer sorunu var, obezite sorunu var. Şuradan hemen bir de size sağlıklı beslenme şeyi vereyim. Sağlıklı beslenme kampanyası. Hemen. Devlet baba yanınızda. Hem de maksimum. Bitki yiyin biraz. Düzgün et yiyin. Evet, diyor ki dur ve ara. Polislere diyor yetki verecek misin? Bu suçla mücadelede değerli bir silah olacak ve özellikle şiddet ve sokaklara cart yurt. Ya da değiştirmeden bırak, bu çok tehlikeli. Irk temelli istismarı açık. Polislere dur ve ara yetkisini an itibariyle vermiş bulunuyorum. Suistimal edeni işten atarız ama. Öyle de bir şey var. Ama ülkemizde suç yüksek olduğu için maalesef bunu yapmak zorundayız. Bakın suç nasıl da düştü. Liberaller de ağlıyor. Ağlamayın arkadaşlar. Sizin sağlığınız için. Tamamen sizin için. Evet, gördüğünüz gibi suçta bir düşüş, eğitimde bir yükseliş var. Yoksullukta yükseliş yok. Bu muhalefetin bir oyunu. Bunu yanlış gösteriyorlar. Aslında yok. Bakın, bütçe fazla vermeye başladı. Gördünüz mü? Bu ne? Evlilere vergi indirimi. Yok. Niye evlilere vergi indireyim ki? Bana ne senin kimi siktiğinde? Birini, hayır, biriyle beraber oluyorsun diye sana devlet olarak neden vergi indirimi vermeliyim ki? Bana ne, evlen, ister evlen, ister evlenme. Hiç umurumda değil. Neden sana indirim vereyim ki? Bir katma değer mi kattın ulan pezevenk ya? Hemen sanat sübvansiyonlarını tepeye dayıyorum arkadaşlar. Üniversite hibelerini, kısmi hibeler değil, cömert hibeler, ama çok gideri var, eğitim. Böyle bir risk almalı mı devlet eğitim için? Kesinlikle almalı lan. Bakana araba alacağım ama öğrenciye hibe veririm, para veririm. Amına koyayım. Fazla var zaten bütçede, onu vergiden bir yerden hallederiz. Ne kadar? 0 puan kaldı. Evet. Popülerliğimiz ne durumda? %9 oyumuz. Evet. Bizi böyle sikerler arkadaşlar. Yine ne oldu ya? Ama sildim. Ağlar sana, bastım buna. Ne oldu? Teknoloji arttı. Sosyalistler al. Teknoloji arttıysa sıkıntı yok. Petrol tedariki düşmüş. İyi olmuş. Ya bu sefer kapatıp açamam. Devam ediyorum. Türkiye modu yöneteceğim arkadaşlar. Ulusal siber saldırı. Ben ne yaptım? Amına koduklarım. Niye vatansever kesim beni sevmiyor? Niye güçlü lider şeyini kaybettim? Ben bir şey yapmadım ki. Random event lan bu. Rastgele geliyor. Ben bir şey yapmadım. Sikim sizin gibi halkı. Yeter, bu ne be? Kredi notumuz yükseltildi. Amına koduklarım. Bakın ekonomi nasıl yönetilir. Görün, görün. Puh. Ya işte. Beyin göçü. Beyin göçü sorunu mu başladı? Gençler mal ne olmuş? Peki bunu tetikleyen ne oldu? Hiçbir şey. Bu da random event. Okey, peki. Olur abi. Bu ne? Ellerimiz yakında harekete geçmezsek elimizdeki potansiyel olarak kötü bir... Okey. Basın özgürlüğü ne durumda ki? Daha ne istiyorsunuz oğlum? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Siktirin gidin abi, bir koyarım şapala. Beyin göçünü nasıl çözeceğiz? Gelir vergisi. Gelir vergisini düşüremem kardeş.
Ya göçerseniz göçün be ama. Siz kaybedersiniz. Biz bir şey kaybetmeyiz ki. Gıda standartları full'de, zorunlu yabancı dil dersleri kesinlikle veriyoruz. Ücretsiz okul yemekleri şu an değil o. Eğitime geleceğiz. Devlet yayıncısı. Devlete ait bir yayıncı kurumsal reklamların etkisi olmaksızın tarafsız ve bağımsız haberler sağlayabilir. Ne oluyor? Etkisi ne? Dış ilişkileri arttırıyor. Sosyalist kesimle aramızı iyileştiriyor. Eğitimi arttırıyor. İşsizliği düşürüyor. Neden böyle bir şey yapmayayım ki tarafsızsa? Tabii ki yaparım. Ağlayın arkadaşlar. Gayet işime yarıyormuş. Tarafsız diyorum. Tarafsızsa olsun. Evet, bilimi fule vurduruyorum. Zarar edeceğiz muhtemelen ama bence bu atılması gereken bir adım. Halkın bir şey istiyor mu? İş başlatmak, Ulusal İş Konseyi ne diyor? Ticari çıkarlara güçlü bir ses verir. Gayri safi yurt içi hasıla yükselir. Sosyalistlerde düşüş görürsün diyor. Bu ne diyor? Parlak fikirleri var ancak iş kuramıyorlar. Cart curt. Serbest çalışanlar, kapitalistlerle aramız iyileşir. Tamam, iş konseyini kuralım. Hadi. Bu gece öfkeli klasik otomobil satıcısı Ajdin bu hükümetin felaket araba emisyon limitleri politikasının bir zamanlar başarılı olan işleri nasıl mahvettiğini açıklıyor. Sen dur daha bağırttıracağım sizi. Benzinli araba alamayacaksınız bile. Ya şey olacaksınız. Oha, herkes elektrikli araba kullanacak. Bekle, daha başlamadım bile oğlum. Basacağım ÖTV'yi. Ne oldu, amık yapacaksın. Şimdi bu solunum hastalıklarını hala... Ha, solunum hastalıkları düşüşte. Güzel. Biraz daha düşürdüreceğiz. Yılda 40 milyon değil 100 milyon ağaç dikeceğiz. Sanata verdik. Şimdi biraz kalkındırmamız lazım. Ondan sonra politik şeylere geçeceğiz. Bütün vergisi bunun bellememiz lazım ya. Bunu full vurduracağız. Şirkete yardım. Ülkenin en büyük çelik fabrikalarından biri ciddi mali zorluklarla karşılaştı ve batmanın eşiğinde. Şirket yöneticileri hükümet önümüzdeki birkaç ay boyunca onları çalışır durumda tutmak için faizsiz kredi verirse yeni siparişler alabileceklerini ve şirketi devam ettirebileceklerini düşünüyorlar. Şirkete yardım edin. Bir şey yapmayın. Kısmi sahiplik alın. Yo, Cengiz gibi değil. Bu bayağı büyük bir şirket ama şu an zor durumda, devletten yardım istiyor. Çok gergin ya. Şimdi şirkete yardım etmem tamamen. Kusura bakmayın. Devletin malı deniz yemeyen keriz. Böyle bir olay yok. Şimdi ya sizi serbest piyasanın şefkatli kollarına salacağım. Ya da bir kısmını alırım. Bana ne amık, ne yaparsanız yapın ya. İşsizlik arttı. Bana ne, başka iş bulun. Ha ha. Devletin fabrikayla işi ne kardeşim? devam ediyoruz. Şimdi bu ne abi? Çevre protestoları, orospu çocukları, daha ne yapacağız? Ağaçlandırma yapıyoruz. Av kısıtlaması, araba kullanımı, araba emisyon limitleri. Araba emisyon limiti yok mu? Bağırın oğlum sabaha kadar. Bağırın, çevreyi kirlen, git elektrikli araba al çok arabaya binmek istiyorsan. Başka? Çevre, turizm, solunum hastalıkları. Okey. Solunum hastalıklarını hala halledemedik mi ya? Hala düşüşte. Güzel. Sağlık hizmetlerimiz ne durumda bu arada bizim? Bu ne, kürtaj yasası. Bunu kaldıracağım yakında da, bekle önce şu şeylerle aramızı bir iyileştirelim.
Sadece büyük operasyonlar baba. Siz yarayım. Bir önceki hükümetten biz enkaz devralmışız ya. Bir de hesap açığı başladı yine. Dur bakalım. Vergi koyamıyoruz mu ya? Ben bu puanı harcamayayım da öteki tura biriksin. Ne oldu? Trafik tıkanıklığı hafifledi. Emin misin? Kredi notun düşürüldü. Ya hallederiz, sen rahatta kal ya. 10 milyar bütçe açığı mı veriyoruz? Yuu, sikim böyle yönetimi. Bu ne be? Oha. Seçime ne kadar var? Daha çok var. Ben bunları daha bağırttırırım. Siyasetçiler böyle yönetiyor değil mi ülkeyi? Abi bizim vergi almamız lazım. Kripto para vergisi yok. En çok hangisini istiyor halk? Morgıç vergisi, yardımı, plastik vergisi. Geliri ne kadar? Oo, 1 milyar cepte, güzel. Hibrit otomobil gibi. Şu an maliyet yapamam abi, soru ya. Olabilir. Plastik poşet vergisi 46 milyon. Bir bok gelmez ki buradan. Uyuşturucu vergisi gerek yok. Devlet yönetmek çok zor. Alkol suistimali mi var? Lan amına koduklarım. Polis gücü ne durumda? Düşük. Aha. Artık yüksek. Bilimde sondayız. Okey. Şunu ilerletmemiz lazım. Bu zaten en ileride. Bizim vergi almamız lazım ya. Buradan çok gelmez ama. Bence de katılıyorum kesinlikle. Gelir vergisini arttırırsak da bu sefer vallahi kafamızı keserler. Tütün vergisi abi, tütün. Dur, bir sonraki el tütün vergisi. Halkımızın sağlığı için. Oha, ne kadar arttıramıyoruz lan bu arada. Neyse, arttırabildiğimiz kadar arttıralım şöyle. Tamam. Tütün vergisi sizin iyiliğiniz için arkadaşlar, ciğer hastalık, solunum hastalıklarını yok etmek adına. Birazdan susacak arkadaşlar. İnşallah. Karbon yakalama ve depolama yapın. Kapıyı kapatayım, dur. Oğlum hesap açığı gittikçe artıyor yalnız. Bizim seçim yaklaşmadan şurayı kapatıp sonra bu vergileri azaltıp halka yararlı bir şeyler yapmamız lazım. Her şeyi fulluyorum. Biz verirsek böyle veririz abi. Ortası yok bizde. Çay versem, alkol vergisi mi? Oho, aynen öyle. Alkol içmeyin. Alkol kötü abi. Bu arada alkol vergisi koymamın sebebi alkol suistimal ediliyor. Çok miktarda alkol tüketiyorlar. Ciddi sıkıntılar veriyorlar. O yüzden alkol vergisi getirdik. Mecbur. Siz de ortalığı böyle yapmasaydınız. Ben mi dedim kardeşim her tarafı terör alanına çevirin diye? Temiz enerji teşviki. Bütün bilinçlendirme gerek yok bunlara. Gençlik politikaları. Aynen öyle gençler. Aynen öyle. Gençlik politikası falan filan. Amık.